Herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber karakter dosyasında Ion ile karşınızdayım. Tabii videoya geçmeden önce Çizgi Kedi ile ortak olan oyun kanalını da bir göstereyim. Gizli Kedi'ye de yakında videolar gelmeye başlayacak. Haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar ismimi merak edenler oluyor. Aslında ben soru cevap videosuna kadar gizli kalmasını istiyordum. Ama soru cevap videosunu daha çekmeyi düşünmediğim için ismimi söyleyeyim dedim. Arkadaşlar ismim Ahmet. Evet, ismimi öğrendiğimize göre videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce affedersiniz son bir şey daha söyleyeceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi artık videoya geçelim. Arkadaşlar Ion deyince aklınıza ilk ne geliyor? Şimdi videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Tamam, geldin herhalde. Benim aklıma ilk zaman geliyor. Muhtemelen dizide çoğu vakit zaman güçlerini kullandığı için aklıma o geliyor diye düşünüyorum. Şimdi gelin bu Ion'u biraz tanıyalım. Ion karşımıza ilk olarak Ben 10 Zamana Karşı Yarış filminde çıkar. Filmin baş kötüsü zaten Ion'dur. Ion Ben Tennyson'ı ele geçirmeye çalışmış, hatta Ion formuna sokmuştu. Amacı kendi ırkını dünyaya getirtmektir. Fakat filmin sonunda Ben Ion'u yaban köpek ile kolayca yener. Arkadaşlar Ion hakkında ilginç detaylar vardır. Mesela Ion'un hikayesi iki kere yazılır. Başlangıçta Ion, türünün geri kalanının boyutlar arası tuzağından kaçan ve diğer klonları ne pahasına olursa olsun evreni geri döndürmeyi amaçlayan bir klonludur. Bu Ultimate Alien serisinde yeniden düzenlenir. Ion aslında Ben Tennyson'ın yozlaşmış ve kötüleşmiş alternatif bir gerçeklik karşılığıdır. Ben'in diğer alternatif versiyonlarının çoğu gibi Ion'un da kendi Omnitrix'i vardır. Ancak Omnitrix'e kötü bir şey olur ve Ion ondan kalan parçaları sol kolundaki eldivenin içine entegre eder. Bu arada arkadaşlar Ion sizce hangi sinematik evrenden esinlenilmiştir? Bu bayağı zor bir soru olacağı için size bir ipucu vereyim. Ion gücün karanlık tarafında yer alıyor. Şimdi videoyu durdur ve Ion'un hangi sinematik evren karakterinden esinlenildiğini yaz. Hadi yaz bakalım, bekliyorum. Tamamdır, yazmışsındır diye düşünüyorum. Evet, eğer yorumlara Darth Vader yazdıysanız doğru bilmişsiniz demektir. Havalı mı havalı, karizma mı karizma bir karakter olan Darth Vader, Ion'un esinlendiği karakterdir. Gerek maskesi, gerek kötü olması, gerek zırhı tıpkı Darth Vader gibi. Zaten Ion'u oynayan aktör Kristen Anholt, Darth Vader'ın hayranı olduğu için filmde Ion'u canlandırmaya isteklidir. Şimdi de Ion'un kişiliğine bakalım isterseniz dostlarım. Ion aslında bir psikopattır. Sırf istediğini elde etmek için zaman çizelgesini bozmaya isteklidir ve yönetme şansı reddedilirse tüm varoluşu yok etmeye başvurur. Ion savaşta tehlikeli derecede kurnaz ve manipülatif olabilir. Fiziksel dövüş boyunca iklimsel bir hareket yapacağı zamana kadar bekleyebilir. Ion'un uzun bir geçmişi ve birçok yönden eşit ama aşağı olduğu Profesör Paradox'a karşı derin bir nefreti vardır. Ion çok zeki olabilir ve uzay zamanın kırılganlığını algılayabilirken Paradox'un aksine koronavigatör gibi her şeye gücü yeten bir cihazın tam gücünün felaket sonuçları olmadan sömürülüp kontrol edilebilecek bir şey olmadığını fark edemez. Ion hedefleri ona bir şekilde fayda sağlayacaksa diğer kötü adamlarla çalışmaya isteklidir. Ancak ne yazık ki onun için söz konusu kötü adamların en kötü ve zeki olanlarının hain gizli gündemlere sahip olabileceğinin farkında değildir. Yararlılığı sona erdiğinde bunların onun üzerinde zararlı bir etkisi olacaktır. Arkadaşlar sizce Ion'un en iyi görünümü hangisi soruyorum size. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bana göre en iyi görünümü Ultimate Alien serisindeki görünümü. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ion'un güçlerine bakacak olursak, Ion portalları kullanarak zaman ve uzayda seyahat etme yeteneğine sahiptir. Ultimate Ben'in zaman çizelgesi ve boyut 23 gibi alternatif zaman çizelgeleri arasında seyahat edebilir. Ellerinden mor zaman bazlı enerjinin güçlü ışınlarını ateşleyebilir. Bu zaman ışınları dokundukları her şeyi anında yüzlerce yıl yaşlandırabildikleri için çok tehlikelidir. Zaman ışınları bir Omnitrix veya Ultimatrix dönüşümünde kullanıldığında uzaylı DNA'sı cihazdan anında silinir. Göründüğünden daha güçlü ve çevik bir Ion. Ayrıca ateş topunun ateş patlamalarına,
elmas kafanın mermi parçalarına ve yaban köpeğin mücadelesinde görünür bir hasar vermeden dayanabilecek kadar sağlamdır. Mor bir pus içinde kaybolarak ışınlanabilir ve şok dalgalarını serbest bırakabilir. Ben Clockwork'un zaman güçlerini her kullandığında dalgalanma etkisini zaman içinde hissedebilir. Io'nun zaman güçleri ona sınırlı moleküler manipülasyon yetenekleri vererek illüzyonlar ve seraplar yaratmasına izin verir. Bu, Io'nun ateş topu tarafından yanmış gibi görünmesine ve ölümünü uydurmasına izin verir. Io'nun zaman enerjisi elektrikli hale gelebilir. Teknolojiyi ve makineleri, araçlar veya saat mekanizması gibi herhangi teknolojik cisimleri kontrol etmesine izin verir. Io'nun ekipmanına bakacak olursak, parlayan mor bir kılıç olan bir enerji kılıcını kullanır. Fakat Big Chuck o kılıcı savaş sırasında yer. Araya giren kişi sensin Ion. Zamanın yapısı itibariyle her zaman olduğu gibi. Bu zaman savaşını biz başlatmadık, tamam mı? Ama biz sona erdireceğiz. Big Chuck! Ah, geri ver onu! Memnuniyetle! Zayıf yönlerine de bakalım arkadaşlar. Çok güçlü olmasına rağmen Io'nun güçleri kötüye kullanılırsa ona geri tepebilir. Ayrıca güçlerini aşırı kullanmak onu hem zayıflatabilir hem de yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Bir Chrono Sapien saatli bombası tarafından varoluştan silinebilir. Ama ben de bu zaman çizelgesinden olmayan alternatif bir Ben Tennyson'ım. Bana ne olacak? Yardımların için teşekkür ederim Io. Artık desteğin gerekmiyor. Ion Maltrant gibi güçlü bir Chrono Sapien tarafından iradesine karşı kendi gerçekliğine geri sürülebilir. Sen hala saat mekanizmasısın. Keyfi bilir. Ion'un zaman ışınları yaşlanmadıkları için elmas kafa gibi elmasla ilgili herhangi bir şeye karşı işe yaramaz. Ben 10.000'in de dediği gibi elması yaşlandıramazsın. Zamanlarımız sürekli kesişiyor. Burada ve diğer tüm zamanlarda. Artık bitti. En iyi atışını yap Ion. Elması asla eskitemezsin. Şimdi de Io'nun gözüktüğü bölümlere bakalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Play out the coupe at the light.